Başlayalım bakalım. Efendim Manami. Selam Nazlı. Nasılsın? Ne yapıyorsun? İyiyim. Çalışıyorum. Sen nasılsın? İyiyim ben de. Ne zaman biter bu işin? Bitti sayılır ya. Ufak birkaç işim kaldı. Harika. O zaman şimdi sana bir adres gönderiyorum mesajla. İşin biter bitmez oraya geliyorsun, tamam mı? Neden? Ne oldu ki? Soru sorma, dediğimi yap. Sana bir sürprizim var. Hadi bekliyorum. Sürpriz mi? Günaydın millet. Günaydın. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne haber İlker? İyi de abi, nasılsınız? Aynı. Ya ne diyeceğim, bir gittiniz diye duydum da korkutmayın abi adamı. Ne gerek var ya böyle bir şey? Yok canım, nereden çıktı? Ben çocuklara söyledim, sesim kısıktı benim. Deniz yok mu? Yok, daha gelmedi. Tamam, sağ ol, kolay gelsin. Ne işimiz var burada? Burası iki ortak işletmeydi. Ali ve Mehmet, benim arkadaşlarım. Aslında sektörleri farklı ama restoran açmak istediler. Tabii ne restorancılıktan anlıyor ne de yemekten. Birkaç tane aşçıyı getirdiler ama olmadı. İşte kapattılar, tutunamadı. Neyse, şimdi Mehmet'in paraya ihtiyacı var. Hisselerini devretmek istiyor. Sen mi devralacaksın? Hayır. Biz alacağız. Yani ikimiz. Nasıl yani? Ben işletmecilikten anlarım ama mutfaktan hiç anlamıyorum. Zaten bütün zamanımı buraya ayıramam ki. Nazlı, benim güvenebileceğim bir ortağa ihtiyacım var. Bu işe ben seninle girmek istiyorum. Tabii sen de istersen. Bu inanılmaz bir fırsat. Evet. Adam başı 300 bin lira vurduk mu bu işi tamamdır. 300 bin lira mı? İyi de ben nereden bulacağım ki o kadar parayı? Merak etme. Ben hesabını yaptım. Bankadan kredi çekeceğiz, restoran teminatı göstererek. Zaten ilk 2 ay ödeme yok. Biz o 2 ayda burayı oturturuz. O kadar büyük bir meblağ çektik mi bunun aylık taksidi çok fazla olur. Ben buranın en kötü zamanının cirosunu biliyorum Nazlı. Biz o taksitleri ödeyecek kadar kazanırız. Sen yeter ki ortaklığa evet de. Ama bir problem var. Mehmet'in adresi var. Yani aslında teklifleri de var ama bana öncelik tanıdı. Bizim hemen sözleşmeye imzalamamız gerekiyor. Hem de 1-2 gün içinde. Ben böyle büyük bir yatırımı 1-2 günde karar veremem. Ayrıca şu an çalıştığım yerle ilgili bir problem yaşıyorum. İşi bırakamam. İmzaladığım sözleşme beni bağlıyor. Hemen bırakamıyor musun? Ne yazıyor sözleşmende? Eğer işi bırakmaya kalkarsam 100 bin lira tazminat ödeyeceğim. Bu da demek oluyor ki 300 bin değil 400 bin lira kredi çekmeliyim. Evet, bu biraz seni zorlamaya başlar. Başka türlü halledemez misin? Edemem. Patronum çok katı bir adam. Ben de Mehmet'i o kadar bekletemem ki. Hoş geldiniz Ferit Bey. Umarım sürprizimi beğenirsiniz. Dolapta soğuk çayınız hazır. İçmeden önce karıştırın. Elma tortusu dibine çöküyor. Müzik
sözleşmemizin 48. maddesinin 6. fıkrasına göre çalışma alanındaki malzemelerime dokunulmaz ve hatta yerleri değiştirilmez. Tabii ki fesleğenli.